Evet, Beltürk Haberi'ni sayın izleyicileri, geçtiğimiz günlerde ÜETT Belçika Yönetim Kurulu bölge başkanlarını, gençlik başkanlarını ve kadın kolları başkanlarını görevden aldılar. Dün de yapılan bir toplantıda görevden alınanlar mevcut yönetimi topa tuttu. Bilindiği üzere ÜETT Belçika yapılanması meydana getirilirken Tümer Emeksiz de bu konuda bazı muhalif söylemlerde bulunmuştu. Kendisine bu konuda söz hakkı veriyoruz. Evet, ÜETT'deki gelişmeleri bize değerlendirebilir misiniz? Keşke haksız çıkmış olsaydım ya da haksız çıkmış olsaydık. Bu oluşum meydana getirilirken bazı çekincelerimizi söyledik. Başta yetkililere söyledik önce. Sonra yetkililere söylediklerimizi ciddiye alınmayınca birey olarak bazı konularda tepki koyduk. Tepkimiz şunaydı. Öncelikle dedik ki yöresel dengelerin doğru oturtulması gerekiyor dedik. Çünkü bu Belçika toplumunda %60'ı %70'i emir dağı olan bir toplumda koskoca bir yapının içerisine 3 tane, 5 tane koyduğunuz emir dağılı, o da yetersiz olanları koyarsanız demokratik kanalların, topluma ulaşacak kanalların kanalları tıkarsınız dedik. Yani bu konuda biraz hassas olursanız, daha fazla yöresel bağlamda daha fazla insanları buraya koyabilirseniz toplumu dengeli bir şekilde temsil oranı oluşmuş olur. Bu konuda hata yapmamış olursunuz dedik. Sanki biz öyle dedik diye inadına tam tersini yaptılar. Ve yetersiz, yani kimsenin şahsıyla ilgili çok fazla rencide edici şeyler söylemek istemiyorum ama toplumda daha yeterli insanlar varken daha yetersiz insanları Almanya'daki yöneticiler Belçika için uygun gördüler. Bu yanlış bir tutumdu. Bu yanlış tutum olduğunu kendilerine de izah ettik. Onlar tabii şu saikle hareket ettiler. Dediler ki biz Almanya'dan telefon ettiğimizde bu insanlar sorgusuz sualsiz bizim söylediklerimizi yerine getirecek insanlar olsunlar dediler. Bu kısmen belki teşkilatçılık açısından doğruydu ama aslında AK Parti felsefesine de tamamen yanlış bir şeydi. Neden? Çünkü Türkiye'de AK Parti her problemde halka gitti. Her problemde anketlere gitti. Yani bu problem bir problem önüne geldiği zaman bunun halkın nasıl istediğiyle bunun çözümünün de halkın hangi kriterleri düşündüğüyle ilgili olarak bir önce fikir sahibi oldu, sonra çözüme ulaştı. Yani demek istediğim şu, her zaman halka giden AK Parti Türkiye'de, Avrupa'da yukarıdan atanmışlıklarla bu işi yürütmeye çalıştılar. Biz bunu bu oluşum yapılırken bundan bir yıl önce bunu yetkili arkadaşlara söyledik. O yüzden de çok rahatım. Söyledik ama dinlenilmedi. Şu gelinen noktada şöyle bir şey var. Onlarca istifa eden insan var. Bir onlarcası da birçok dernekten görevden alınanlar var. Şimdi bu görevden alınan arkadaşlar geçen gün bir toplantı yapmışlar ve bazı açıklamalarda bulunmuşlar. Söyledikleri sözlerin tamamı doğru. Tamamı doğru ama şu an için doğru. Ama geldiğimiz noktada bu arkadaşlar dün böyle söylemiyorlardı. Dün diyorlardı ki ya eleştirmeyin, işte emir dağılıysa biz varız, niye öyle yapıyorsunuz falan diyorlardı. Eleştirmeyin, kol kırılır, yen içinde kalır diyorlardı. Kendilerine işte efendim ucundan kıyısından bir iki makam verdikleri için onu yeterli gördükleri için de çok fazla muhalif olan insanlara kulak kabartmıyorlar. Şimdi gelinen noktada yukarıda kendilerinin üzerindeki insanların ne kadar yetersiz ya da onu rencide etmek istemeyelim.
diyelim ki ne kadar yetersiz değil de daha yeterli olabilecek insanlar varken kendi üstündeki insanların çok yani sadece fotoğraf meraklısı ya da bu konuda bir kariyer meraklısı olduğundan kaynaklanan insanlar olduğu için de bu arkadaşlar bunları gerçek yüzlerini şimdi gördüler. Şimdi bir de şöyle bir iddia var. Mevcut görevden alınan yönetim kurulu üyelerinden bölge başkanları ya da şube başkanları diyorlar ki biz bir proje getiriyoruz. Bizim projelerimizi hiç okumadan kabul etmiyorlar. Siz sadece bize itaat edecek Somaç'da bilgisiz, kültürsüz insanları bu yapının içerisine alın. Bu yapının içerisine alırken de resmiyette hiçbir şey yokmuş. Yani şu anda ÜETT yönetim kurulu tamamen gayri resmi bir yapılanma. Yani tabiri caizse bir yeraltı örgütü gibi örgütlenmiş. Resmiyette 3 kişinin ismi var. Belçika kanunlarına göre yönetilen ama diğer şube başkanları veyahut da kadın kolları başkanı, gençlik kolu başkanlarının tamamı resmi bir yapılanma, Belçika hükümeti tarafından tanınan bir yapı değil. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya bu da zaten bunların düzgün bir şekilde yapılanmadığını ve Almanya'nın yanlış insanlarla yola çıktığının bir göstergesi. Burada zaten şöyle de bir şey var. Bu Belçika UETT'nin yapılanması konusunda 6 ay bir sene sonra baktılar ki bunlar yetersiz. Buraya tekrardan AK Parti'nin temsilciliğini açtılar. Eğer bu arkadaşlar yeterli olmuş olsalardı buna böyle bir şey ekstra böyle bir şeye gerek yoktu. Hemen bu konuda bir soru daha sorayım ben size. Bir eleştiri de AK Parti Belçika Yönetim Kurulu'na atanan insanların Almanya'dan atanmış olmasına tepkiler var. Belçika'da entelektüel anlamda bu işi götürebilecek bilgili, kültürlü, iki dilli, üç dilli yapabilecek insan yok muydu da Almanya'dan yöneticiler getirildi? Evet, yani zaten benim baştan beri itiraz ettiğim şeylerden birisi buydu. Eğer burada bir şey sosyal bir şey yapıyorsanız, sosyal meselelere duyarlı olarak bir kurumlaşıyorsanız bir kere tabana dayanmanız lazım. Eğer tabana dayanmıyorsanız bunun önü kapalıdır bana göre. Ne kadar ufku geniş olursa olsun kapalıdır. Söylediğiniz konu tamamen doğru. Belçika'da hiç kimse kalmamış. Hiç bu yeterlilikte insan yok. Hiç Belçika'da üniversite bitirmiş çocuğumuz yok. Hiç Belçika'da yeterli düzeyde siyasal bilgisi olan insanımız yokmuş gibi Almanya'dan birilerini getirdiler. Belçika'nın tepesine koydular. Zaten burada kopan fırtına bence şu. Esas büyük fotoğrafı görmek için bunu görmek gerekiyor. Kopan fırtına şu. Burada AK Parti Avrupa'daki insanımıza yıllar sonra seçme hakkı verdi. Bundan dolayı müteşekkiriz. Hiçbir hükümet zamanında, birçok hükümetler zamanında dillendirildi ama bu konuda hiçbir şekilde adım atılmadı. Sadece bu konuda her zaman tabana dayanan AK Parti ve Erdoğan bu konuda bir adım attı, diretti ve buradaki gurbetçilere Türkiye'de vergi veren, Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayan, Türkiye'deki emlak vergisi ödeyen, çöp vergisi ödeyen bu insanlara Türkiye'deki yöneticilerini seçme hakkını verdi. Bu seçme hakkını verdikten sonra zaten anayasal olarak bir dönem sonra seçilme hakkı vermek zorunda. İşte yani o da seçiyor. Şu anda önümüzde yapılacak 2015 genel seçimlerinde. Dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Şimdi burada UETT yapılandırılırken Almanya'nın istediği sadece şu, açık söylüyorum. Diyor ki ben ileride seçilme hakkı verileceği için ilerideki seçimlerde Avrupa'dan 3-5 kaç tane milletvekili çıkacaksa artık yani. Ben koyduğum listeye itiraz etmeyen bir Belçika UETT teşkilatı istiyorum diyor. Ve ona hizmet edecek kurşun askerler istiyorlar. Aynen bu, olay bu. Yani yerele tabana dayanan bir siyaset değil, yukarıdan aşağı eski Türkiye'deki gibi yukarıdan aşağı yapılanan bir zihniyet istiyor. Bir yönetici kadrosu istiyor. Dolayısıyla da kendi seçtiğinin arkasında sonuna kadar da duruyor.
Diyor ki bu adamı kimse alamaz. Çünkü bu benim dediğimi yapacak adam bu. Şimdi böyle yönetici demek aslında yeni Türkiye'de şu demek. Siz büyük bir kitle partisiyseniz ve bir oluşum yapıyorsanız bu oluşumu içerisine birçok insan girebilir, birçok insan talip olabilir. Bunların içerisinde rant peşinde olanlar olabilir, kariyer peşinde olanlar olabilir, değişik niyette insanlar olabilir. Siz eğer doğru yöneticiyseniz sizin şunu seçmeniz lazım. Oraya katkı sunacak, o makama katkı sunacak insanları bulup, seçip onu oraya oturtmanız gerekiyor. Biz demiyoruz ki illa falan olsun, feşmaken olsun, şu olsun demiyoruz. Tabanı esas alan, tabandan güç alan bir yapının ya da birilerinin oraya gelmesi gerekiyor. Eğer siz bunu yapmazsanız yanlış yaparsınız. Yani burada körü körüne bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani ya bu adam da sürekli eleştiriyor ama bir çözüm koymuyor gibi bir şey oluşmasın. Her zaman çözüm AK Parti felsefesinin içerisinde var. Her zaman sıkıştığında anketlere ve halka gideceksin. Burada bu oluşumun çözülmesi için, bu meselenin çözülebilmesi için sadece şu gerekiyor. AK Parti sempatizanlarını toplayacaksınız. Hepsine diyeceksiniz ki yönetici olarak görmek istediğiniz 5 kişiyi yazın diyeceksiniz. Ve siz de bunlara göre, oylamaya göre burada bir yapı oluşturacaksınız. Demokratik bir seçim olması gerekiyor. Bundan CHP bile korkmadı Avrupa'da. Buradaki CHP yapılanması demokratik bir şekilde yapıldı ve onları tebrik ediyorum. Yani biz burada doğrulara doğru, yanlışlara yanlış demek zorundayız. Yani siz burada bir yapılanma yapıyorsunuz, toplumun %50'sinin oyunu almış bir siyasi harekete atanma yöntemiyle birilerini getirip dikte ediyorsunuz. Üstelik de bunlar tabana uyum sağlamayan şeyler. Bir cemaat üyesi olduğu söyleniyor. Bir cemaatten kurtulunurken diğer cemaate saplanmış olacaksınız. Yani bu cemaat meselelerinin ne kadar yanlış olduğu ve beyinlerini başka bir yere ipotek altında olduğunu kendiniz zaten biliyorsunuz yani. Bir tecrübe yaşadınız. Bir tecrübe daha mı yaşamak istiyorsunuz yani? Tamam. Evet, şimdi biliyoruz ki ÜETT Belçika'da ve ÜETT'nin Avrupa'daki Almanya başta olmak üzere Hollanda teşkilatlarında bazı sorunlar var. Bugüne kadar siz bir sürü eleştirilerde bulundunuz. Bu yaptığınız eleştirilerin bazıları yapıcı noktada, bazıları ise eleştirel noktada. Çözüm konusunda neler önerirsiniz? Ya bir kere ben kendi adıma buradaki Belçika'daki Türk toplumunun yerel dinamiklerini harekete geçirme açısından ya da yerel dinamiklerini görmek açısından bir kere şunun faydalı olacağına inanıyorum. AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı'nın Belçika'ya gelip burada olaya müdahil olması gerekiyor. Benim kendi şahsi fikrim bu. Çünkü hatta AK Parti Afyon Milletvekili Sayın Halil Ürün'ün de Emirdağ İlçe Başkanı'na buraya gelip bu olaya müdahil olması gerekiyor. Şimdi bu işin biraz da şöyle bir boyutu var. Yani daha iyi anlatabilmek için şunu söylemek gerekiyor. Diyelim ki Afyon'dan 5 tane milletvekili çıkacak. Siz getiriyorsunuz Afyon'a 3 tane ilk 3 sıraya Afyon'lu olmayan komşu ilçelerden, komşu ilçe de değil, illerden. Komşu illerden 3 tane adam getiriyorsunuz. Bunun toplumdaki sonucunun ne olacağını da seçimden sonra görürsünüz. Bu kadar açık. Yani yerel dinamikleri hayata geçirmeyen bir teşkilat